politolog kimi araştırmacı kimi rəy vermirəm. Mən sadəcə olaraq bu müharibə başlayandan əvvəl, hətta Qarabağ savaşı başlayanda bir söz deyirdim ki, Qarabağ savaşı gələcək, sonra dünya savaşı. O yüzden mərhələli şəkildə bu savaşın davam edəcəyini dilə gətirmişəm hər zaman. Bu mərhələlər politolog kimi, mən araşdırıcı kimi bu hər bir mərhələ belə olacaq, elə olacaq, mən bunu deyə bilmərəm. Niyə deyə bilmərəm? Mən politolog deyiləm. Mən psixolog da okusam da deyiləm. Mən ekstrasens. Ekstrasens qeyri-adi səslərə, hisslərə malik olan, gücə malik olan bir araşdıran, təhlil edən adamdır. O yüzdən mən bunu 2019-cu ildə Qarabağ savaşı, o 2019-cu ilində mən Qarabağ savaş gəlirik və sonra dünya müharibə savaş gəlir deyə verdiyim proqnozlar xatırlatmaq istəyirəm sizlərə, millət üçün ki, mən dedim ki, 2020-ci ildə Qarabağ savaşı başlayacaq və bir qısım torpaqlar alacaq, sonra dünya savaşı başlayacaq. O sözü demişəmsə, sonra mən dedim Qazaxıstan, Ukrayna, Gürcüstan qarışacaq dedim. Onu deyən bir neçə müddətdən sonra Gürcüstan Saqaşvili qayıtlı ölkəsini qarışdı. Sonra Qazaxıstan olayı oldu, indi də Ukrayna olayı oldu. Bunları düz olduğu üçün öz sistemimə təzədən güvənərək bir şey deyə bilərəm. Mərhələli şəkildə, o mərhələlər politologlar araşdırsın. Bu dünya savaşa doğru gedib çıxacaq. Bu Rusiyanın savaşı, mən keçən dəfə dedim, 44-45-ci günlərində birinci mərhələnin azalacağını görürəm demişdim. Sizin yadınızdadırsa, Ukraynada Kiyev şəhərindən və başqa şəhərindən Rus öz ordusunu dala çəkdi. Hal-hazırda Donbasda, Mariupolda, Xarkov üzərində şiddətli döyüşlər ötəzədən bugünkü gündən başlayaraq alovalıq gedir. Bu, mərhələli şəkildə o deməkdir ki, bizim millətimizin, dünyanın, sivil insanların başını qatan oyunlar dağılır. Burada dərindən analizləsi çox vaxt lazımdır. Qısa və konkret, bu qurulmuş bir tərəfindən senaryoda bir oyundur. Bu oyun qutaran oyun deyil. Bu oyun şahələnəcək, genişlənəcək, dünyaya, Avropaya sıçralanacaq və bu büyük bir silahlara dönüşəcək. Bir misal, bir insan doğulduğu gündə bir cür doğulur, küçük olur. Danışa bilmir, qışqırır, ağlayır, balacadır. Böyür kişi olur, qoca olur, müdürük olur. Sözüm ondan gətirirəm ki, hər şey balaca olur, soyu böyür. Hər bir vaxtının da öz yaşına uyğun xarakterləri var. Bu savaşın da öz xarakteri, öz momentləri var. Bu, hələ küçük, balacadır. Bu, yavaş-yavaş büyüyəcək. Mən bir dənə bunu deyəcəm. Yəni, İran üzərində Taliban, IŞİD, bunu da IŞİD deyirik, Taliban dəyişir. Adlar da Amerika nə istəyir, ad dəyişir, hərəkəti davam edir. Bu oyunlar bizim sivillər üçün ələ ürgədirlər ki, bilirlər ki, politika izləyən təbəqə üçün, izləməyənlər TikTok-un, Instagram-un başı qatır, onu qoyuruq kənara. Və düşünürlər ki, bu güya Amerika tərəfindən hazırlanmış bir kartdır, Taliban kartı. Onu, təbii ki, biz belə bilərək də savaş davam edəcəyik. Talibanla, yəni İran üzərində bir qaynaşma baş verəcəyi düşüncəsində, gərginlik baş verəcəyi Talibanla İran üzərində. Bu qaçılmazdır. Talibanla İran üzərində bu tartışma, bu davalar da çox uzaqda deyil. Yaxın bir zamanlarda bu baş verəcək. Və o zaman üçün
bu Türkiye için de, Azerbaycan için de hoş olan bir şeyler vaat etmiyor. Buradan Ukrayna'nın Rusya bir kulağında, bir kulağında da Taliban. Bir de Ermenistan başkaları tezeden. Biz bunu oktyabr, noyabr aya kadar en azından bu Taliban meselesi İran'la bunun kıvılcıkları biz göreceğiz. Biz bunu göreceğiz. Çokları benim sözlerime alabilir böyle farklılıkçiler falan. Ama ekstra ses olarak o bölgede bir gerginlik hissediyor. Türkiye ekonomiye kaldırır halazır. Bu da göze görünen bir ürün olduğu düşüncesi. Çünkü Türkiye'nin ülkeleri bir yere getirmekten ötürü, birlik güce getirmekten ötürü, bir yerden idareçilik sistemine getirmekten ötürü büyük olan Müslümanların başında duran Türkiye ülkesi iktisadi cihetinden yatırımları yatırdırması için lazım olan büyük bir ülke kimi göstermeye geçtik. Pardon bir ülkedir. Aslında niye oyun değilim buna? Aslında burada iktisadi cihetinden güçlenecek, güçlendirecek şarait yaratacak. Çünkü ben öyle düşünüyorum ki birinci hesaplanma Türkiye'nin prezidenti de demezdim. Türkiye'nin özünü güçlendirilmelidir. Çünkü bölgede söz sahibi olarak Türkiye söz güya diyecek. Arkasında Türk yönlü ülkelerin, devletlerin birleştirerek sözü tekrar edirəm. Mən Nadim tək olarak deyirəm. Bugüne kimi heç bir politolog analiz edilir. Heç kim bu sözü demir. Türk ve Türkiyani ülkelerle Çin yüz yüze getirecektir. Ha belə Rusiyanın özüne belə rafi olacak. Bu bölgede Türkiye'de Amerika'nın ikinci kartı, birinci kartı Taliban ve Türk iktisadiyyatını güçlendirmesi, güçlenmiş gibi göstermesi bu Türk yani ülkelerin bir yere getirmekten, bir yere getirmekten ötürü hesaplanmış bir oyundur. Bunun da arkasında göze görünmeyenlerin fikirleri var. Dünya da görünmeyenler var. Bu bir Türkiye'nin, bir iki prezidentin işi değil. Bu prezidentler benim fikrimce bir yerden idare olunur. Ve məqsədi de insanları, sivilleri, şehirleri çökertmektir. Kim düşünürdü bir neçə ay bundan əvvəl Ukrayna o hala gelir? Ukrayna'nın her bir binaya, şehre bakanda her yer deşik deşik. Çökülüb. Dünya o hala gelecek. Mən korkutmak istemiyorum insanı. Ama mən öz analizlerimi deyim. Dünya Ukrayna halına dönecek. Hatta pis olacak. Ama mərhələli şekilde. Çünkü tek Ukrayna'da başladığı bir olaylar bir yerden dünyaya bu cür sıçramayacak. Bir yerde Rusya buradan sıçrandığı takdirde, büyüdüğü çektiğinde burada insanların başa düşünen bir vəziyyət alınacak ve insanlar ayağa kalkıp bu meselelere Ruslar demişim protiv olabilir. Yani çetin olar o dünya idare edenler için oyunun bir yerden başlayarak aparması. O yüzden bu Rusya ile Ukrayna savaşı devam eder eder. Biraz sakitleştirerek ya da çoğaldırarak bu devam edecek bu savaş. Bu savaş önemli değil. Sadece tempini değişebilir. Sadece azaltabilir, biraz tempini çoğaltabilir. Ama ikinci, üçüncü bölgelerde savaş mütləq kalkacak. Zaman gelende bunu göreceğiz. Ama o zaman çok uzakta değil. Bir neçə illerden değil. Bir neçə il, ay uzaklaşır. Yani ben ona göre deyim ki, Ukrayna'nın savaşı başlayandan evvel ben Qarabağ Savaşı barəsində intervyu verəndə Dünya Savaşı dərhal başlayacağı demiştim. O yüzden Ukrayna ile Rusya'nın başlandığı savaş Dünya Savaşı'nın başlangıç nöqtəsidir. Bu bütün dünya üzere yayılacak. Ben indi deyirəm, təhlilçi yox. İstere malik olan adamım, benim bildiğim kadar tahlil ediyorum ben,
O yüzden bu savaş başka bölgelerde, yani ki burada savaş gede gede başka bir ülkelerin üzerinde veya ülkelerin dahilinde, ben demiştim Pakistan karışacak. Pakistan'da gerginlikler olacak. Kim düşünürdü ki İmran Khan vazifeni yapacağını? Düşünen var idi mi? Diyen bir adam da olsa bana gösterdi. Kazakistan karışanda bir adam göster ki, Saakashvili kaydanda bir adam göster ki bu sözleri diyen olur demiyor bana hiç. Sadece bu insanlarda bir hususiyet var. Bir şey baş verende, ondan sonra tahminen ona uygun ne baş vereceğini diyor. Şimdi Türkiye'de bir çiftçi, mifçi çıkır günde, bir gün bir şey değil, ikinci gün ona özünü tekzip ediyor, onun dediğine uygun. Aa, bizimkilerde de bir şey var da, karnı büyük, galstuk takan, büyük ülkeden bir adam danışanda, aa falan adam demişti, halbuki ben diyen de onlar onu dememişti. Koronavirüs çıkanda ne dedim? Koronavirüs çıkanda dedim ki, bu hesaplanmış, yaratılmış hastalıktı. Bugün herkes de böyle bunu diyor. Çoklu diplomatlar, o gün Agil Bey Abbas danıştı, o bahredeki bu hesaplanmış bir hastalıktı falan. Bugün ben diğerde çokları gülürdüler. Yani bu koronavirüsün yaratmalı da el altı strukturların bütün ülkelerin yoklanmaya sistemin bir terkip hissesiydi. Ki yukarıdan dediği sözüne el altı insanları, el altı strukturları kulağa sırma ve gördü ki yiyir başka büyük oyunlara yol açmasından ötürü başka büyük oyunlara başlanılır. Ve bu koronavirüs nece oldu ki koronavirüs, yani bu iki tane iğneden ötürü ve koronavirüs yok olduğunu gitti. Sual yaranır. Koronavirüs yaratılmış hastalık değilse nece olur ki bu koronavirüsün birdenbire isteyen anında kalkabilir, isteyen anında düşürülebilir. Ve o boyda Çin'de hastalık yayıldı ve sönmüş hale geldi. Yani orada tahliller çoktu. Yani uzat uzat asmak istemiyorum. Ben kısa ve konkret logalik olarak demek istedim ki bu koronavirüs yaratılandan sonra tesevvür ile ki merhele merhele şekilde kalkır düşür ve ondan sonra bu koronavirüsü herkes başlıyor ki yaratılmış hastalık olduğunu demeye. Nece oldu? Bunun için yaratılmış bir hastalık için bunu yaradan güçler tezeden hansısa profesör kimlerse buna karşı vaksin yaratılsın. Dünyada bunu yaradan güçlere karşı çıkan bir güç olmadığı takdirde hemen o koronavirüsün dermanı çıkartabilen güç kimdi ki biriye hastalık yaratırsa o hastalığın karşıda kimse ona vaksin yaratsın. Yani o vaksinin de terkibinde geleceği için, onu vuranlar için indi yok. Onu vurdular işte. Geleceği için, onun genetika için, onun içinde neler olduğumuzu biz göreceğiz. Ama geleceği için bir de şeydi. Ve haberi ben hemşe diyordum ki bu koronavirüsten sonra zombileşme gelecek. Ben efirde çok bakımda gördüğüm şey zombileşir insanların çok. Doğrudan da zombileşir. Caman caman kızlar böyle şeyler yiyor. Bu çıkıp TikTok'ta Instagram'ın kabağında bir insan video kabağında böyle şeyler elemek, böyle giç özünü reklam elemek bu hansı şuura, hansı aklına sığınan bir şey, hiçbir şey. Dünya üzerinde suikastlar çoğalır gittikçe. Ne kadar ki oyuna vurup zayıf noktalarında hastalıklar olanlar hayattan gidenler oldu. Bu koronavirüs yaradan da ölümün başa düştüğüm 3. Dünya Savaşı. Sizin sualınıza o kişi dünyada olan tehlilleriyle cevap verdim ben. Bu Dünya Savaşı doğru gidiyor. Bu Dünya Savaşı başlanıp ve gittikçe alınıyor. Bugüne kadar olmadık kadar dünyada en büyük savaş olacak. Belli. En güçlü silahlar mı? Ama hele yok. Yavaş yavaş. Vurduğu iğnelerin insanların beynini yavaş yavaş zombileştikçe, TikTok'ta milletin başını karışık yattıkça, bu taraftır. TikTok'ta milletin başı karışık, Instagram'da başı karışık.
biraz gün çıkır hayata kalacak, kulağın dibinde insanlar ölür ve cine değil. Təsəvvür edilsiniz, hansı zamana gelmişik? Ölüm adiləşən bir zamanın üçün hesablanan proqramlar idi bu. Instagram'dı, TikTok'du ve bu hatta koronavirusun özüdü, onun vaksinidi. Çünkü bu şeyler daha çok adiləşməlidir ki insanlar üçün büyük ölümlere adi baksın. Ona göre de bu savaş getdikçe çoxaldı, adiləşdirir. Bunu birdən-birə bütün bölgələrə sıçrasa, millet ayağa kalkar, onların sisteminə, qurduğu sisteminə, savaş sisteminə karşı durar və bu sistem çökər, yəni bunu etməkdə əziyyət çəkir. Bunu birdən-birə dursun, oradan dursun, öldürsün, qidaya nəsə qatsın, öldür, bu mümkünatı yoxdur. Mənim düşüncələrim odur ki, bunlar mərhələli şəkildə büyük savaşlara gətirilir, çünki hər yer vurub dağıtmaq da bunlar istəyir. Mərhələli şəkildə, qəşər, yavaş-yavaş, bütün bölgələri qarışdıraraq, bir də gördü ki, büyük ölkələrin silahları qonuşulacaq dövbəlidirmişdir. Və bu cür şəkildə də dünyanın axırını buna gətirəcək. Büyük silahların başlanması təbii bir haldır ki, əvvəl Rusiya hal-hazırda boyun içindədirsə, ən də çox Rusiyanın əlindədirsə bu silahlar, bir çoxları düşünür ki, bu Rusiya atmalıdır. Amma mən düşünürəm ki, ən birinci, yenə də deyirəm, hansı ölkələr başlayacağını demək biraz çətindir. Yəni, o büyük silahları atmağa. Amma bütün silahlar kimdə ki varsa, gələcəkdə hamı bir-birini atacaq. Onu mən əmin ola bilirəm. Mən düşünürəm ki, bu büyük silahların qonuşulması, büyük gərginliklərin baş verməsi, yəni büyük silahların. Ən birinci müəyyən qədər, yəni atom kimi olmasa da bu yaxınlarda Rusiya daha çox büyük silahlar atacaqlar Ukrayna üzərinə. Amma bir psixoloq, politoloq, bir hər hansı dünyada olan bir adam deyibmi ki, Ukrayna Rusiya bu yaxınlarda vuracaq deyə deyən olub. Baba bunu deyən çiftçilər, bixçilər, fantomaslar çox çıxacaq. Moskvada oturan fantomaslar çıxacaq ortalığa. Rusiya daha çox bugünkü yaxın zamanında Ukrayna üzərində daha çox gücləndirəcək öz savaşı. Ukraynada Rusiyanı vuracaq. Bəzi şəhərlər bunu görəcəksiniz. Bunu Nadim Urfanov. Psixoloq deyiləm. Politolog deyiləm ki, ekstrasensorika qüvvələrindən hiss edərək deyirəm bunu. Bu, yaxın zamanında Rusiyanın Ukrayna üzərində daha çox büyük silahların istifadə eləməyin nəticəsində onu bir gün, beş gün, on gün, bir ay demək o qədər asan deyil. Ukrayna da Rusiyanı vuracaq. Onun üzərində bu savaş daha şiddətlənəcək və başqa bölgələr, başqa bir ölkələr bu müharibənə qatılacaq. Və bu baş verərkən başqa ölkələrin içində, Pakistanda dinç duran deyil. Mənim bu bölgələrdən sonraki bölgənin ən böyük savaşa başlanacaq olan, qatılacaq olan bölgələrdən biri də Pakistan-Hindistan ərazisidir. Taliban işi də ərazisidir. Başqa arada balaca-balaca ölkələrin ərazisidir. Bunlar yavaş-yavaş da, yəni mərhələli şəkildə də yəni. Və adları çəkib %100 demək istəfurullah, yəni biz Allah ne bilsə, təhlillər edirik istəfəsin gələn hisslərimizlə. Çoxları da bilir, bu danışır da, nadimdir də. Əvə desin, yəni zaman bunu göstərəcək. Sadəcə olaraq demək istəyirəm ki, sonra o çinqçumudu, minqçumudu, onu tırqalayacaqlar. O çinqçumuna məncə harası vurduracaqlar. Bu, bir damcı arxa planda olan bir məsələlərdən biridir. Yəni, Ukraynanın, Rusiyanın savaşında Ukraynaya dəstək duran ikinci ölkə kim olacaqsa, yanında duran, konkret olaraq savaşa qatılan. O çinqçumudu, minqçumudu, onu vuracaq. Büyük silah ola bilər, oradan başlasın. Ən büyük adım olması kimi bir şey. Ukrayna ilə Rusiyanın daha gərgin savaş başlananda daha
Ukrayna Rusya ərazini vurub, daha gərginləşəndə Ukraynaya padeşka verən, yəni dəstək duran ikinci ölkə konkret müharibəyə qatılan kim olacaqsa və ya o yox, ikinci bölgədə iki dənə bunlar biraz köz halına salaraq və ya ikinci bölgədə hansısa iki başqa dövlət savaş qalxsa ona dəstək duran üçüncü ölkəni Kim Jong-un ölkəsində rəqəbət edəcək. Ondan qızışacaq hər şey çox. Bu ola bilər. Rusiya ilə Ukrayna, Ukrayna Rusiya biləzi. Ukrayna Rusiyanı vurandan sonra Ukraynanın yanında duran konkret dəstək vuran ikinci ölkəni vursun. Məsəl üçün Finlandiya, İsveçrə, hər kim. Ya da ki, bu ikinci bölgədə ya İranla, Talibanın, Afqanistanla və ya Pakistanla, Hindistanla demək biraz çətindir. Başqa burada savaş gedə-gedə iki başqa ölkə üzərində başlayan savaşına qatılan üçüncü ölkəni Kim Jong vuracaq. Ən böyük silahın ən birinci atan Kim Jong olacaq.